Merhabalar, ben Köfte Strate ve Kasa Efsun'un 21. bölümüne hoş geldiniz ve yeni bir şeyler incelememiz lazım. Ve yanımda iki adet konuk var. Biri hayırsızın tiki olan Engin, diğeri ise sevgili izleyicimiz Mono. Selam! Merhaba. Ben enerjiz olayım bugün. Olma! Yalvarırım, olma. Ben de yarım saattir AI'ye otocrafting öğrettiğimden beynim sulanmış durumda. Bunun yanı sıra bölüm öncesinde craft ettiğim bazı şeyler. Distillery. 2 adet craft ettim. Ve Chemical Reactor. Onlar ne işe yarayacak diyecek olursanız göstereceğim. Ve bu bölüm yapmam gereken bir şey Rebar. Rebar'ı Iron Rod, Rough Iron Rod, Stainless Steel Rod, Aluminium Rod, Steel Rod. Steel Rod daha mantıklı. 6. 12. File'ımızdan geçirelim. Ardından 12 moduna getirmemiz lazım. Bu şekilde getiriliyormuş. 12'ye sen gel. Seni 12 moduna getirek. Sonrasında da evet, tabii öncelikle şöyle bir sıfırlamak gerekiyormuş. Galiba ya da dur. Sen 12'ye nasıl geliyor? Ha, ters koyuyormuşum, ondan gelmiyormuş. Tamam, benim salaklığım. Boşverin. Ve rebarlarımız oluyor. Ve ben kazara gene Q'ya basıyorum. Beraberinde biraz da stone'a ihtiyacımız yok. Çünkü hazır. Bize slableştirilmişi. Elimizde slableştirilmişi var. Oynanmışı var. Tabi biraz daha slableştirilmişine ihtiyacımız varmış. O yüzden gelin bağlı. Sonrasında set bundan. Bana biraz steel. Tam 18 tane. Steel'imiz bayağı azalıyor. Ama merak etmeyin. Unutmadan bölüm arası yaptığım bir şeye değineceğim. 2 saniye Engin'in ağzına sıçtıktan sonra I am left. I'm quit. Evet. Şunlara geçirdim burayı, çünkü bu verimsiz çıktı. En azından şimdilik. Sıvıyla falan biraz verimli, ancak hani sıvıyla daha verimlisi var şu an elimizde. Biraz test yaptım test dünyamda. Evet. Şimdi benim steel bloklarım buradalar. Tamamdır. Teşekkürler Azanor random efektin için. Tabii ki de bir adet piston lazım. Ve ben bunu gene yanlış yere koymuşum. Hep yapıyorum. Evet sen. 3 adet siz. 2, 3, 4 adet de sen. Tamamdır. Bir sonumuzu da hazırlayalım. Ardından. Tamamdır. Launcher tracklerimiz hazır. Yay. Tamam, normal tracklerimiz burada. İkisi bir de. Neydi bu? Control track.
Doppler track, detector track, detector track. Booster track. Booster track'e ihtiyaç yok olabilir, evet. Evet, booster train'imizi yapalım. Bunu yapalım. Basit. Creosote. Doğru, creosote ölülerimiz kaybolmuştu. Hadi zaten wooden tie'ımız varmış. Evet. Hadi bakalım. Control track. Sanırım control track artık. Evet. Çünkü bu arkadaşlar birleşmişti birkaç tanesi. Sanırım control track oldular. Şundan yapmamız gerek. Standard rail. Metal vendor'da yapabiliriz ya da... Şu an uğraşmak istemediğim için şöyle yapabiliriz. 8 tane daha lazım. Evet. O zaman hadi bağlım. Şimdi crowbar'ımız gelsin. Bu arada ufak bir tavsiye, Gregtek crowbar'ı kullanın. Bu değilmiş ya istediğim. Ah, buymuş istediğim, evet. Advanced Rail yapmamız lazım bizim bir şekil. Kısacası her halükarda şu Rolling Machine'i çalıştıracağız. Ne diyorsun? O zaman gençler, siz sessizsiniz. Engin yine muhabbete daldı muhtemelen. Ben de yok abi, ben çok 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 iğrenç kahkahalar atıyorum, o yüzden mikrofon kapalı. Ha. Ben de şey, autocrafting'le uğraşıyorum işte. Sonradan amelilik yapmamak için şimdilik amelilik yapıyorum. O da iyiymiş. O zaman ben de lever yapıyorum. Bakalım. Evet. Tamam, hobby steam engine'imizi çalıştırdık. Steel ingotlar. Aa, doğru. Direkt almıyordu enerjiyi. Neyse, o biraz yapa dursun. Siz gelin. Ardından siz gelin. Sonrasında bir sen
Ha tabii dur. Yanlışını koyduk. Wrench işlemiyordu. Crowbar iş... Ha işliyormuş pardon. Ardından da Golden Kinesis Pipe. Bir saniye. Evet. Buildcraft'ın RF'e geçtiği sürümdeyiz. O yüzden Railcraft'ımızda problem çıkartıyor. Ne harika değil mi? Buildcraft'ın RF'e geçtiği sürüm derken? Buildcraft RF'e geçti. RF mi kullanıyor artık o da? Evet. Ha, iyi olmuş. Evet, öyle bir durum söz konusu. Buildcraft RF kullanıyor. Neyse o yavaşça yapıla dursun. Şimdi Flux Flume geçmek üzere. Şu Wooden Tie'yi inceleyelim. Yaptıklarımızı bir inceleyelim. Wooden Tie'dan öğrenebileceğimiz bir şey yokmuş. Senden öğrenebileceğimiz şey yokmuş. Bundan var. Bundan var. Bundan var. Dance Rail'dan varmış. Booster Track var. Reinforced Rail'dan var. Ben hala şundan bir ümitliyim. Değilmişim. O zaman sizi şöyle şu bölmeye atıyorum. Sen geleceksin. Tamamdır. Bu böyle bir Railcraft'ın kendi enerji aktarma yolu var mıydı? Yoktu. Galiba emin değilim. Mesela Railcraft da zaten yakında güncellenecek. O yüzden sıkıntı yok. Bu olabilir mi diyeceğim. Peki sanmıyorum. Neyse. Railcraft'ın RF'e geçtiği sürüme zaten yakında geçeriz. O iş. Railcraft RF'e mi geçti? Buildcraft direkt RF'e geçti. Abi. Ne oldu? Thinkers Construct egemenliğini ilan etti artık. Devrim yaptım dedi. Bu devlet benim dedi. Artık benim para birimimi kullanacaksın ulan dedi yani değil mi? Thinkers Construct'ı sevmem. Anasını da sevmem. Thinkers Construct mı dedim ben? Thermal Expansion diyecektim. Aynen ben de ona takıldım. Thinkers Construct ne alaka diyecektim. Ha. Thermal Expansion. Ama benim kafa gelik şu anda ben. Buradan enerji vermiyor. Ya Tinker's Construct 1.5.2'den beri aynı abi. Ondan öncesi de bilmiyorum ama aynı yani değişmiyor. Gelişme yok adamlarda. Tamam.
bununla uğraşacağıma direkt Gregtek yoluyla her şeyi kolayca hallederim. Gregtek ve kolayca. Evet. Düşündürdü. Gregtek kolaydır. Düşündürdü. Siz Gregtek'i zor mu zannediyorsunuz? Yani Gregtek seven insanlardan biriyim ama Gregtek kolaydır da diyemiyorum açıkçası. Çok kolayca diyorum. Pek çok konuda işimi kolaylaştırıyor. Late game için evet. Yo baya şu an early game'de kolaylaştırıyor bir işimi. Hangi işin? Tren rayı craft etme. Ha. Yani. Köftesin sen, yaparsın demek istiyorum. Köftesin sen, köfte kal, giy dedi tulumları. Üç tane gold plate lazım. Buraya da bir crafting table lazım. Ve Green bir an önce crafting station mıydı neydi onu geri eklemesi lazım. Şu şey mi hani arayüzü şey olan? Turuncu olan, bronzdan yapılan ondan bahsediyorsun. Evet. Onun da arayüzü çok şey be. İnsanın gözünü yoruyor. Evet de. Hani içerisinde tutması güzel bir şey. O craft işini bayağı kolaylaştırıyor. Yani. Ve ben de soğumayan ve bitmeyen kahvemi yudumlayayım. Yarım saat önce koydum hala sıcacık. Ben de 5 dakika önce falan kahve yapmıştım, az önce bitti. Sıcak kalma konusunda değil de bitme konusunda sıkıntılarım var kahveyle. Dur, sender yapmam gerekiyordu. Doğru. Hiçbir işime yaramayacak gene. Köşede bulunsun. O zaman gene uğraşmayıp loop falan yaparım artık. Ne dersin? Neyi falan yaparsın? Loop. Ha. Yaparsın. Dur. Bu arada Engin. Engin kaçtı mı? Mikrofonu kapalı bence. Dinliyorum. Kafana sıçayım. Şarkı dolandı. Abi ben de tam Seek and Destroy dinliyordum. Oh ne güzel. Adamlarımız ya... Bende mi var bir tek bu olay acaba? Ben hani müziği canlı dinlemeyi, konserlerden dinlemeyi daha çok seviyorum video olarak. Evet hani daha hoş geliyor. Şimdi bizim bir şey yapabilmemiz lazım. Biraz deney yapacağım. Önce etimi bulabilirsem. Ufak bir deney yapacağız. Bu deney için bana bir minecart lazım. Tabii ki de yok. O yüzden craft etmem lazım. Minecart. Evet.
Greg Tekin'i bir resmi eklemiş Minecraft'a. Greg. Adam Bucket'ın resmisini değiştirmiş. Yani Minecraft'ı değiştirmesini çok tuhaf bulmuyorum açıkçası. Hatta önceden değiştirmemesini tuhaf diyordum. Evet. Yeni Minecraft recipe'miz hayırlı olsun. Ah. Hammer gel. Tamamdır. Sen nasıl yapılıyordun? Tekrar bir bağalım. Şöyle. Hammer üstte. Wrench altta. Sonra da 3 Iron Plate. Oğlum lan. Tamamdır. Hızlıca oldular. O zaman siz ikiniz gelin, sonra hangi tool'lar lazımdır? Wrench ve çekiç gene. Tamamdır. Yeni recipe ile yapılan ilk minecart'ımızı yaptık. Yay! O zaman gidip kulemizi dikelim. Köfte. Efendim? Assassin's Creed Unity 42 GB'ymış abi. Çöp o oyun. Abi yalnız yakında hard disk'te dağıtacaklar oyunu herhalde ya. Direkt. Yaz o oyun cidden çöp. Ben Assassin's Creed serisini bir türlü sevemedim ya. Ben hiç oynamadım ve izlemedim ya. Assassin's Creed serisi Revolutions'tan sonra bitti benim için. Abi Revolutions çok... Ben... Brotherhood en mükemmeliydi. Revolutions gene iyiydi. Fakat... Sonrası bitti. Sonrası çöp. Assassin's Creed 3 zaten facia. Kimse aksini söylemesin. Ya ben birkaç kere oynamıştım. Hani deneyimim oldu ama bir türlü sevemedim oyunu ya. Hareket yap... Ya fizik motoru falan bilmiyorum. Bir tuhaflık var. Hoşlanmadığım bir şeyler var ama ne olduğunu da söyleyemiyorum. Bilmiyorum neden hoşlanmadığımı. Tüm şehirdeki tek pelerin eleman sen olduğundan olabilir. Olabilir. Abi şimdi ben RPG oyunlara Skyrim ile başladığım için. Yalnız Assassin's Creed... Skyrim RPG değil diyeceksin. Hayır, Skyrim RPG. Assassin's Creed değil. Aynen. Hafif andırıyor be köfte. Alakası bile yok. Ben gidiyorum. I'm quit. Engin'den. Engin'den fail'lar. Adam Assassin's Creed'e RPG dedi ya. Crowbar. Gel. 30 gücünde. Ardından. Sonra ben gerizekalı gibi. Normal track almadım. Onun yerine kürek aldım. Seni küreğimle döverim Engin. Yalnız tanıdığımız en iyi Assassin's Creed fanı Kırpat olabilir mi acaba? Muhtemelen. Çok sağlam Assassin's Creed fanı cidden. Ey. Abi The Elder Scrolls 6 hakkındaki haberlere ben bakıyordum da aslı var mıdır yok mudur?
Bethesda yapacak mı öyle bir şey? Henüz yok gibi. Kendi daha zamanında gelmedi. Önce bir Skyrim'in popülaritesinin bayağı bir düşmesi lazım ki henüz düşmedi. Şahsen o oyunun popülaritesini çok çabuk kaybedeceğini de düşünmüyorum. Ondan sonra anca yeni oyuna çalışmaya başlarlar. Ki Bethesda azıcık tembel de bir firmadır. Tembel ama iyi bir oyun yapmışlar. Yani. Elder Scrolls 6 güzeldir. Ki ben sadece Skyrim oynadım. Oblivion mükemmelmiş diyorlar. Bir ara deneyeceğim. Oblivion cidden mükemmel. Abi ben oyundaki şey hani grafikten yana değilim. Biliyorsun ben low'da oynayan bir insanım da. Neyse, acaba neden? Onu geçelim. Onu geçelim. Abi oyundaki siyasi yapı ve hikaye. O da bir hiç. Yani hani, benim için o yani. O da bir hiç. O normalde daha gelişmiş yapacaklardı. Tembelliklerinden yapamadılar bu arada. Normalde o şey ele geçiriyorsun falan ya bölgeleri. Onlar tekrar el değiştirebiliyor olacak normalde. Ama üşenmişler. Aynen. Tipik Bethesda. Zaten adamlar bug fix'e de üşeniyor. Ama mod olarak şey yapıyorlar. Bug fix şeyleri yayınlıyorlar. Yani, kendileri yayınlamıyor. Yok kendileri yayınlamıyor hani. Yayınlanıyor bu tarz şeyler. Mod olarak yayınlanıyor ama. Şey görmüşüm. Unofficial Skyrim patch miydi? Öyle bir şeydi. Adını tam hatırlamıyorum. Skyrim'deki çoğu bug'ı düzeltiyordu. Yani Skyrim'de modlayınca bambaşka bir oyun oluyor be. Evet. İnanılmaz modları var. Vuhiii! Tamam. Bunu evde denemiyoruz bir dahakine. Patladı mı? Öldüm. Uçtum öldüm. Rip. Uçarak öldüm. Kelebek gibi uçar arı gibi ölürüm. Dedim ve öldüm. Rip. Şimdi gidip eşyalarımı alıyorum. Neyse ben deneyleri bölüm arası yapsam daha güzel olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köften iyi günler. İyi eğlenceler.